Cengiz. Seni bekliyorduk. Erken çıkmışsın. Tünel kazıp kaçtım cezaevinden. Seni çok özledim. Aklım sende kaldı benim. Lan ne yapıyorsun oğlum sen burada? Defol git evimden. Gizem artık benim. Ne diyor bu Gizem? Ne diyor bu herif? Cengizciğim kusura bakma da yani hapisteyken seni bekleyecek halim yoktu. Polat kafı gibi adam. Ayrıca da öyle silah taşıyor falan filan bilmiyorum. Bir hoşuma gitti. Hemen de 3 günde 6 aylık hamile oldum. Daha çok. 9 aylık gibi ama. Evet, Polat'cığım biraz hamur işi seviyor sağ olsun. Onun ödemi de var tabii. Gizem sen hiç hamur işi yemezsin. Gizem çok değişti. Ben ne istersem onu yiyor. Mesela otlu peynirli gözleme. Otlu peynir nereden çıktı ya? Bilmiyorum, senin bilinçaltınla ilgili bir şey galiba. Ne ara, ne ara tanıştınız da benim arkamdan iş çevirdiniz alçaklar! Yıllardır ona hayrandım ben. Seni cezaevine de ben soktum. Karına çökmek için. Aşağılık herif! Ah be oğlum, o adresi sen bana vermeyecektin be. Anne! Anneciğim nerede benim? Annem nerede? Ben Gizem'imi kaynanayla oturtacak değildim herhalde. Cengiz'ciğim, anneni Safiye'lere yolladık. Orada sığıntı oldu. Ama ha, orada. Cengiz! Vallahi sabahları bir avuç yoğurt yiyorum. Oh, doyuyorum. Çöpten de yiyorum. Araya gideceğine canıma gitsin. Oh. Oh. Vay. Maşallah. Subhanallah. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor ya? Biri bir şey açıklasın bana ya. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Ay Cengiz, tamam abartma bu kadar. Erkek olursa adını Cengiz koyarız. Bak. Nereye? Nereye gidiyorsun gizli gizli? Uyandın mı? Ben bu akşam tahliye oluyorum ya. Bir ay doldu, söylemiştim sana. Ama veda etmeden gidiyordun sinsi sinsi. Uyuyordun ya, uyandırmayayım dedim. Uyumam ben. Hep uyanığımdır. Hadi Allah sabır versin. Niye ki? 3 gün zaten. 3 gün sonra evimdeyim, ailemin başındayım. Sıkıntı yok. Hadi inşallah. Opus kafasına girme. Kendini oyala. Kurma kafanda. Tamam. Ne kuracağım ya? 3 günde ne olabilir ki yani? Bir şey mi olacak 3 günde? Bir şey mi olacak 3 günde? Ne olacak ki? Yani benim kapı gibi ailem var ya. Konu komşu var. Hadi Allah kurtarsın diyelim.